hayvanlarının çalışmalarda kullanılması için mutlaka özel yerlerde ve özel şartlarda beslenmiş ve yetiştirilmiş olması gerekiyor. Burada uzman kişilerce yapılan araştırmalarda deneylere ve yapılacak çalışmaya uygun şekilde yetiştirilmiş olan hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda alınan bilgiler insan ve hayvan sağlığı üzerindeki birçok problemin çözülmesinde kullanılacaktır. Bu nedenle hayvanlar üzerinde doğru ve düzgün araştırmalar yapılabilmesi için üniversitemizde 10 gün boyunca 8 saatten toplam 80 saat olmak üzere deney hayvanları kursu düzenlenmiştir. Bu kursta öğrencilere deney hayvanların bakım beslemesi ile yapılacak bütün işlemlerin nasıl yapılacağı ve sonuçların nasıl değerleneceği konusunda bilgiler verilecek ve buradan elde edilen sonuçlardan yapılacak yayınlarla hem bilimsel ortamda hem de üniversitemizi tanıtacak şekilde çalışmaların çıkması amaçlanmıştır. Deney hayvanlarının kullanım amaçları insan ve hayvan hastalıklarının veya sağlığının korunmasına yönelik bulgularla ilgili olduğu için bunların deney hayvanlarında deney için kullanılması çok önemli bir durumdur ve bunlar için öğrencilerimize, araştırmacılarımıza bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Bunları deney hayvanlarının kullanımı ile ilgili kurslarda aktarıyoruz ve sonuçta da hastalıkların veya çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda bilgiler vermeye amaçlıyoruz. Bu amaçla yapılan kursun sonucunda verilecek sertifikalar hem yurt içinde hem de uluslararası düzeyde geçerli sertifikalar olduğundan dolayı üniversitemiz bu konuda ciddi anlamda bir başarı elde etmiş bulunmakta. Deney hayvanları canlı materyal üzerinde çalıştığımız için bunların da bir canlı olduğunu unutmadan kullanılması gereken materyaller ve bunların üzerinde yapılacak bütün çalışmalarda etik kurallara uyulması, hayvanlara acı çektirilmemesi ve sonuçların da düzgün bir şekilde derlenmesi gerekmekte. Bu işlemler yapılırken uluslararası kurallar bize hayvan sayısının azaltılmasını 3R kuralı olarak göstermekte. Bunların ilki hayvan sayısının azaltılması. Eğer hayvan yerine kullanılacak başka bir yöntem varsa bunların kullanılması ve mümkün olduğunca hayvanların rahatını sağlayacak şekilde beslenmeleri ve barındırmalarını öneriyor. Bunların yapılması için de uygun bir laboratuvar ortamı, uygun ve bilgili çalışacak eleman, araştırıcıların bulunması gerekiyor. Bu kurallara uyulmadan zaten çalışmaların yapılması da pek mümkün gözükmüyor.